Selamlar, kanalıma hoş geldin. Bugün Havit markasının M9030 Pro AMOLED takıllı saatini inceliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü konuğumuz bir amoled yuvarlak akıllı bir saat. Bu saat gerçekten suya dayanıklı, birçok özelliği bulunuyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi amoled bir ekrana sahip olması ve baktığınızda şarjının uzun süre gidiyor olabilmesi. Şimdi bu saati ben yaklaşık böyle 1-1,5 haftadır deneyimliyorum. Sizlere o şekilde paylaşmak istedim. Birçok özelliği bulunuyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi dediğim gibi amoled bir ekrana sahip olması. Ayrıca bluetooth 5.3'ü destekliyor ve 300 100 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu da eğer bluetoothsuz kullanırsanız 7 ila 10 güne yakın bir kullanım ömrü sunuyor. Ama bluetooth bağlı telefon görüşmeleri yapıp sürekli bildirim alacaksanız 2 ila 3 gün boyunca şarjı gidebiliyor. Bu saatte wireless şarj özelliği bulunuyor. Mıknatıslı bir şarj. Ayrıca suya dayanıklı yani bir önceki modeline göre suya biraz daha dayanıklı. Elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz ama tabi denize havuza giremezsiniz. Ama suya dayanıklı olduğunu bilmekte fayda var. Ayrıca ekranda bir iyileştirme yapılmış ve gerçekten tonları çok canlı. Hem güneş ışığında çok canlı hem de baktığınızda ev ortamında veya ofis ortamında ya da kapalı bir ortamda gerçekten yüksek parlaklığı açtığınızda gözünüzü alabilecek derecede ama gün ışığına baktığımızda güneşin bir taraftan geldiğini düşünürsek en yüksek parlaklıkta güzel bir özellik sunuyor. İçerisinde birçok saat kadranı bulunuyor ve sizler de kendi kadranlarınızı atayabiliyorsunuz. Yani galerinizdeki resimleri koyabiliyorsunuz içerisine. Uygulaması güzel. Have Fit uygulamasıyla çalışıyor ve bu uygulamada saatle birlikte eşdeğer hızlı bir şekilde senkronizasyon oluyor. Bildirimlerin birçoğunu kırpabiliyor. Uzun bildirimlerden bahsediyorum. Ama çok fazla uzun olmayan bildirimleri gene kırpmadan size sunuyor. Saatin 1.43'lük bir ekranı bulunuyor. Ayrıca 466'ya 466'lık piksel AMOLED bir ekrana sahip. Görüntüsüne bakacak olursak birazdan kutusunu açacağız ve detaylı özel özelliklerine bakacağız ama hem klasik hem de spor bir saat olarak bunu kullanabiliyorsun. Saatin kordonu deri bir kordon yapısına sahip tabii ki de bu suni bir deri aslında derimsi bir yapıda diyebilirim. Tam deri olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi saatin bir kutu içeriğine bakalım. Zaten kutuyu görüyorsunuz şu anda. Kutunun içerisinden neler çıkacak, neler bizi karşılıyor onlara göz atıyoruz. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Şöyle yakından bir ürünün kutusuna bakalım. Zaten üzerinde 1.43 ve kendi logosu saatin resmi gözüküyor. Gene kutu sade olmuş arkasında da genel özelliklerine yer verilmiş. Şimdi kutunun şurada bir tutamaç bölümü bulunuyor. Buradan tutarak çekiyorsunuz ve çıkıyor. Ben bunu daha önce kullandım dediğim gibi kutuyu sizler için paketledim ve tekrar gösteriyorum. Şimdi kutunun içerisinden böyle bir kullanım kitapçığı geliyor. Bu güzel olmuş böyle premium segmentte hissettiriyor. Yani bunu çok açmaya da gerek yok aslında ama sizlere hani ufaktan şöyle de göstereyim. Kutunun içerisinde işte Havit'in kullanım kitapçı ve gerekli logolara yer verilmiş. Hemen burada baktığımızda saatimiz bizi karşılıyor. Şöyle yan tutarak birazcık aşağıya doğru çekiyoruz ve saat çıkıyor. Ben bunu kullandım dediğim gibi bayağıdır da deneyimliyorum ki sizlere deneyimlerimi anlatıp paylaşabilmek adına. Saate baktığımızda hatta açık ve şu anda kullanmış olduğum kendi tema bulunuyor. Bunu Havit'in kendi uygulamasından yüklemiştim. Gayet güzel bir tema ve beğenerek kullandığım bir tema diyebilirim. Kutunun içerisine baktığımızda buradaki süngeri kaldırıyoruz ve içerisinden şöyle bir adet karton çıkıyor. Bu zaten saati sabitlemek için bir nasıl denir plastik parça. Burada da bir kutu bulunuyor. Burada da saatin kendisine ait şarj yazısı çıkacak ve buradan hemen şarj yazım da çıkartalım. Videoda bahsetmiştim şarj yazısı bu şekilde bir ucu USB bir ucu da böyle şöyle mıknatıslı ve yapışıyor. Çok fazla bir mıknatısı yok yani böyle çok sert bir tutumu yok ama şarjı güzel ediyor diyebilirim. Saatin de arayüzüne bakacak olursak size şöyle ufaktan göstereyim. Yukarıdan aşağı bildirimler açılıyor ve burle. Soldan sağ çektiğimizde atamalar yapabiliyorsunuz. Sağ tarafa çektiğinizde de ben hava durumunu eklemiştim o gözüküyor. Saatin arayüzüne girmek için şu sağdaki tuşa basıyorsunuz ve arayüz geliyor. Herhangi bir donma kasma yok görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten saatin ekranı büyümüş ve kasa yapısı çok şık. Elinize taktığınızda hem spor hem klasik bir şekilde durduğunu da söylemekte fayda var. Şu anda size üzerinden duyuyorsunuz ve saatten gelen ses bu şekilde. Yani bir saatte görüşme yaparsanız saatin üzerinden sesi bu şekilde duyacaksınız. Şu anda ben başka bir telefon üzerinden konuşma yapıyorum. Saati mikrofona yaklaştırdım ve sesini sizlere dinletiyorum. Bir de saat üzerinden ses nasıl geliyor onu göstereceğim sizlere şu anda saat kolumla takılı ve saatin üzerinden görüşme yapıyorum. Yani insanlarla farklı birileriyle saatten görüşme yaptığınız zaman saati ağzınıza iyice yaklaştırmanız gerekiyor. Ve şu anda telefon hoparlöründen bir mikrofon kaydediciyle sesimi kaydediyorum. Şu anda da saatin kolumla takılı olduğu halde ses performansı, mikrofon performansı da bu şekilde. Saatin kutu açılımını, incelemesini ve ses performanslarını sizlere göstermeye çalıştım. Hatta mikrofonu dayayıp mikrofon testi yaptım. Yani bilgisayarımdaki mikrofonla saati bu şekilde yaklaştırarak hem telefon üzerinden nasıl sesim geliyor. Yani bununla konuştuğumda telefondan nasıl ses geliyor ve bununla konuşmadan telefon üzerinden gelen hoparlörden nasıl bir ses verdiğini hepsini göstermeye çalıştım. Gerçekten kullanışlı ve güzel bir saat. Yeni bir model olması da bunun yanı sıra zaten bizlere kendini gösteriyor ürün. M90 30 Pro olarak geçiyor. Bu saat bir önceki saat modelini de kullanmıştım. Buna göre birçok yenilik bulunuyor. Saate baktığımızda şu always on display yani sürekli açık ekran dışarıda gözükmüyor. Bunu söyleyeyim. Çok arka planda karanlık kalıyor. Muhtemelen yazılımla ilerleyen dönemlerde düzeltirler diye düşünüyorum. Fakat baktığınızda böyle ki ortamlarda gene karanlık ama ev ortamı veya normal ofis iş ortamlarında çok ışık olmayan yerlerde veya çok ışık da olsa gene gözüküyor ama gün ışığında birazcık zor gözüküyor. Onun dışında gerçekten kullanışlı ve güzel bir saat. Bir de dezavantaj olarak şunu söyleyeyim. Gelen bildirimler çok aşırı derecede büyük gözüküyor. Mesela geçen marketteyken Böyle bildirim geldi hani yan yana durduğunuz bir insan bakabiliyor bu bildirimleri görebiliyor aslında bir nevi hani biraz tereddüt ediyorum böyle onun dışında hemen böyle asılı kaldığı için bildirim hemen kapatıyorum böyle müsait olduğumda bakıp hemen böyle hem şu yazılmış bu yazılmış diye okuyorum zaten saate baktığınızda Güzel bir ekranım var. Bu kadranı hiç çıkartmak istemiyorum. Gerçekten şık ve güzel duruyor. Amulet olması en büyük avantajlarından bir tanesi demiştim. Nedenini şöyle söyleyeyim. Birçok amulet saat inceliyorum. Hatta baktığınızda farklı farklı birçok markadan modeller geliyor. Fakat bunda siyahları daha net, daha keskin hissediyorum. Şöyle yakınlaştırayım gözüküyor mu bilmiyorum ama detay çekimleri ekliyor olacağım. Baya böyle siyah kısımlar, siyah renk tonları da baya canlı duruyor. Yani kırmızısı mavisi hepsi canlı duruyor. Saati önerebilirim. Su geçirmiyor değil. Su geçiriyor fakat suya karşı dayanıklı. Elinizi yıkarken ya da işte ufak tefek su işlerinizde böyle ıslanabileceğini düşündüğünüz dönemlerde yağmurlu havalarda problem yaşamadan kullanabileceksiniz. Ürünle ilgili incelemem bu kadardı. Sormak istediğin sorular olursa videonun yorum kısmına sorabilirsin. Ayrıca Instagram'dan beni takip etmiyorsan şurada Instagram hesabım çıktı. Oradan da beni takip edip ya da sormak istediğin soruları yöneltebilirsin. Video incelemem bu kadardı. Görüşmek üzere.